E-zayıflama. Aslında erkeklerin kadınlara göre böyle bir üstün bir özelliği yoktur. Fakat erkekler şu açıdan daha şanslıdır. Erkeklerdeki kas dokusu bayanlara göre daha fazla olduğundan dolayı erkeklerin bazal metabolik hızı her zaman bayanlara göre daha fazladır. Ve bu sebeple aslında bayanlara göre aynı diyeti uyguladıkları takdirde daha hızlı kilo verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat erkeklere özgü eğer çok düşük kaloriyle beslenirlerse bu sefer erkeklerde kas kayıpları başlar ve bu da sağlıklı olmaz. Muhakkak ki erkeklerin tükettiği enerjiye uygun olan bir diyet listesine verilmesi gerekir. Bunun haricinde erkeklerden salgılanan testosteron hormonu bayanlarda da aynı şekilde vardır. Fakat erkeklerden daha fazla salgılandığı için kas yapımına daha olumlu etkisi vardır ve erkeklerin kasları daha fazladır. Bu sebeple aslında daha fazla yağ yakarlar. Bayanlarda ise tam tersi. Bayanların yağ dokuları erkeklere göre daha fazladır. Bu sebeple kadınlar yağ depolamaya erkeklere göre daha meyillidirler. Yapılan bir araştırma şunu göstermiş. Kadınlar ve erkekler arasında yapılmış. Kadınlara ve erkeklere aynı diyet uygulanmış. Erkekler ilk 6 ayda bayanlara göre daha hızlı kilo vermişler. Fakat bir senenin sonunda bayanlar daha fazla, yani erkeklere daha hızlı bir şekilde yetişmişler. Bunun da sonucu olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Kilo vermek için yılmadan çalışıldığında kadın ya da erkek cinsiyet ayrımı olmaksızın istedikleri hedef kiloya muhakkak ki ulaşacaklardır.